Hadi gelin bu videoya kendi kendimize birkaç soru sorarak başlayalım. Bunlardan birisi borsada alım zamanı mı, satış zamanı mı? Bir diğer soru dolarda alım zamanı mı, satış ve kaçış zamanı mı? Panik zamanı mı? Keza altında da yine aynı soruları kendi kendinize sorabilirsiniz. Bu videoda bütün bunları sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Tabii ki aynı zamanda rakamları da konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Kritik seviyenin altındayız. 6.80'nin altındayız dolarda. 6.76 zorlanıyor. Belki 6.75 seviyeleri bile gösterilecek. Dolarda bir düşüş trendini mi gösteriyor bu? 5 liraya, 4 liraya, 3 liraya mı gidecek? Yoksa aslına bakarsanız bir keriz silkeleme operasyonuyla karşı karşıya mıyız? Öbür taraftan borsadan 108.000 endekste bir hisse senedi aldınız. 108.000 endekste aldığınız hisse senedinden 120.000 endeksi bekleyerek bir kar yapmayı planlıyorsunuz. Neredeyse %8, %9'a denk geliyor bu rakam. %8, %9 kazanma avantajınız var elbette ama acaba öbür taraftan borsalarda çok sert satışlar gelebilir mi? Sorulardan birisi bu. İkinci soru, 3 Kasım çok önemli bir tarih diye özellikle sizlere söylüyorum. Çünkü 3 Kasım'da Amerika'da seçimler var ve Trump bu seçimleri kazanmak istiyor. Elindeki tüm kozları kullanmaya devam edecek. Hem içeride hem de dışarıda. İçerideki çıkan karışıklıkların hepsinden şu anda kendine milliyetçi oyları tahvil etmeye çalışıyor. Çin'le ortamı her geçen gün biraz daha gererek, dünyaya kafa tutarak da yine Amerika'daki milliyetçi oyları kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Ve böylece aslında ekonomiyle ilgili, pandemiyle ilgili sıkıntıların üstünü örtüyor, seçimlerde avantajlı bir pozisyona geçmeye çalışıyor. İşe yarar mı bilemiyorum ama şunu net bir şekilde görüyorum arkadaşlar. Trump her geçen gün durumu biraz daha tırmandırmaya devam edecek. Gelelim Türkiye'ye. Bizim işimiz biraz daha zor. Pandemiye çok ciddi bir ekonomik resesyonla yakalanmış durumdaydık. Çok ciddi bir enflasyonist baskı vardı. Buna rağmen piyasayı canlandırmak için faizler sürekli olarak geri çekildi. Ama geri çekilen faizlerin semeresi bir türlü alınamadı. Semere neydi hükümet için, Türkiye'yi yönetenler için? Tabii ki konut piyasasının canlanması. Faizi indirirken dövizi baskı altında nasıl tuttular? Elde avuçta ne varsa satarak. Ve Merkez Bankası verilerine baktığımız zaman, rezervlerine baktığımız zaman bu satışların rezervlerin neredeyse tüketme noktasına geldiğini net bir şekilde görüyoruz. Sayın Bakan'ın tüm açıklamalarına, piyasada sürekli olarak swap söylentilerinin dolaşmasına rağmen bir türlü bir swap anlaşması gerçekleşmedi. Yine bütün olumlu havanın pompalanmasına rağmen Türkiye'nin dünyadaki CDS puanları da 500 puanın altına bir türlü gevşemedi. Yani biz yurt dışından diyelim ki döviz bulacağız. Döviz bulmak istediğimizde %10'ların üzerine çıkan rakamlarla faiz ödemek zorundayız. Ve bu faizleri öderken de doğal olarak bütçe deliğimizi biraz daha büyütüyoruz. Bütçe deliğini pandemi de büyüttü. Pandemi dışında bugüne kadar yanlış harcamalar nedeniyle de bütçe deliği zaten her geçen gün büyümeye devam etmişti ve bu da yeni vergiler anlamına geliyor. Yeni vergilerde hem piyasanın sıkışması hem de kaçak göçeğin artması anlamına geliyor. Nitekim bunun zaten somut örneklerinde hem tütün ürünlerinde hem alkol ürünlerinde çok net bir şekilde gördük arkadaşlar. İnsanlar ya kaçağa yöneldi ya da ev yap ürünlerine yöneldi. Öbür taraftan kısa vadede ödenmesi gereken 170 milyar dolardan bahsediyoruz. Bunu bir rakam olarak görebilirsiniz ya da size bir rakam gibi lanse edilebilir bu. Ama şöyle bir kıyas yapmak zorundasınız. Velev ki bizim düşündüğümüz gibi Merkez Bankası rezervleri eksiye düşmedi. Velev ki Merkez Bankası'nın rezervleri 20-30 milyar dolar civarında geziyor. Bunlar resmi açıklamalar. Böyle bir durumda bile 20 milyar dolar 170 milyar dolarlık borcun ödenmesi için çok küçük bir rakam olarak kalıyor. Teminat olarak bile çok küçük bir rakam olarak kalıyor. Ve böyle bir durumda yapılması gereken tek şey arkadaşlar dışarıdan öyle ya da böyle borç bulunması. Ve ne yazık ki Türkiye şu anda borç bulmakta çok ciddi anlamda zorlanıyor. Zorlandıkça da piyasadaki dolara daha çok hücum etmeye çalışıyor ve piyasadaki doları ucuza bir şekilde kendisine çekmeye
çalışıyor. Şu anda Forex piyasasında bir şekilde doların kafasına binerek doları belli bir seviyede tutmayı başarıyor. Ama sonuç itibariyle bu sürdürülebilir bir şey değil ve Forex piyasası çok ciddi kayıpları da beraberinde getiriyor. Her ne kadar Forex piyasası üzerinde işlem yaparak dövizi baskılasalar da aslında yabancı bazı kurtların ekmeğine bal sürmek dışında bir şey yapmıyorlar. Bu dolar üzerindeki baskıyı her geçen gün biraz daha arttırmaya devam ediyor arkadaşlar. Bugün doları 6.80'in altına gevşeterek insanları panikletmeye çalışabilirsiniz. Ama sonuç itibariyle bu mayanın tutmadığını çok net bir şekilde gördük arkadaşlar. Çünkü kimse zararda dolarını bozmuyor, dolar almaya da devam ediyor. Niye? Bunu bir alım fırsatı olarak görüyor. Her gevşeme benim için bir alım fırsatıdır kardeşim. Nasıl olsa bu dolar yükselecek. Çünkü örnekleri var. Geçmişe bakıyor, doların hiçbir zaman belli bir seviyenin altında düşmediğini çok net bir şekilde görüyor. Her ne kadar baskılanırsa baskılansın, belki 5 ay, 6 ay, 1 yıl belli bir seviyede tutmayı başarıyorlar. Ama daha sonrasında tekrar dolar başladığı yere geri dönüyor ve hatta üzerine çıkıyor. Ve bunu yaparken hem hazineye, hem Merkez Bankası'na, hem bütçeye zarar verildiği için ekonomik dengelerde her geçen gün biraz daha bozulmuş oluyor. Onun için ben dolar üzerindeki baskının çok yanlış bir şey olduğunu söylüyorum. Doları baskılayarak evet şu an itibariyle olumlu bir algı yaratılmaya çalışılıyor olabilir. Ama sonuç itibariyle her dolar baskısı cepten çıkan ekstra harcama anlamına geliyor. Ve bu harcamalar emin olun hepimizin cebinden çıkıyor arkadaşlar. Ve işin kötü tarafı bütün bu harcamalara rağmen düşüşler o kadar kısa süreli oluyor ve tepkiler o kadar sert oluyor ki aslında bu paralar tamamen boşa harcanmış oluyor. Dolardaki bu geri çekilme keriz silkelemesi dışında hiçbir şey değil. Panikletmeye çalışıyorlar, korkutmaya çalışıyorlar. Ama bu tutmayacak bir maya arkadaşlar. Ve kendi kendilerine gol atmak dışında da hiçbir şey yapmıyorlar. Velhasıl bu mayanın tutması çok mümkün gibi görünmüyor. Yakın zaman içerisinde dolardaki bu 3-5 kuruşluk geri çekilmeler sonrasında tekrar yukarıya doğru sert hareketlerle karşı karşıya kalacağız. Kimse şaşırmasın. Hedefimle ilgili en ufak bir değişikliğe gitmiyorum. Dolar 7.20'nin üzerine gidecek ve altılı seviyelerde artık tamamen hayal olacak. Aynı beşli seviyelerin, dörtlü seviyelerin hayal olması gibi. Normalleşme süreci olacak, ihracatımız artacak. Hangi ihracatımız artacak? Mayıs ayı verilerine bakıyorsunuz, dış ticaret açığı hala çok ciddi manada yüksek duruyor. Nisan'a göre bir miktar daha azalmış dış ticaret açığı. Ama sonuç itibarıyla Mayıs'ta da yüksek seviyeleri görmeye devam ediyoruz. Siz sanıyor musunuz ki Haziran'da, Temmuz'da, Ağustos'ta, Eylül'de çok ciddi ihracat rakamlarına ulaşılacak ve ithalatın önü tamamen kesilecek? Hayır arkadaşlar. Dış ticaret açığı her geçen gün artarak devam edecek. Bunlar üst üste toplana toplana yıllık dış ticaret açığını büyütmeye devam edecekler. Bu da döviz üzerindeki en büyük baskıyı yaratan cari açığı beraberinde getirecek. Haziran'da, Temmuz'da, Ağustos'ta, Eylül'de turizm gelirlerimiz zirve yapacak. Öyle bir şey söz konusu bile değil arkadaşlar. Yabancı turistle ilgili yapılan araştırmalar gösteriyor ki, dünya çapında araştırmalar bunlar, büyük bir kesim kendi ülkesinde kalmaya devam edecek. Hatta kendi bölgesinde kalmaya devam edecek. Bu pandeminin korkusu tamamen ortadan kalkmış değil. Yaz aylarının bitiminde, özellikle sonbahar aylarında bu pandeminin çok daha hızlı bir şekilde yükselip yükselmeyeceğini de bilmiyoruz. Her şey olmuş bitmiş havasına girdi. Bütün dünya, sadece Türkiye değil. Pandeminin bittiğini kabul etsek bile arkadaşlar, ekonomik sıkıntıların faturası yeni yeni ortaya çıkmaya başlıyor. Bütün dünya paketler açıklıyor. Bizler kredi paketleri açıklıyoruz. Kredi paketi açıklasanız, hibe paketi açıklasanız fark etmez. Bunlar bütçelere zarar vermeye devam ediyor. Ekonomilerin dengelerini bozmaya devam ediyor bütün dünyada. Ve bütün dünya harcamalarını kısmak zorunda kalacak yakın zaman içerisinde. Her kısılan harcama özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri de köşeye sıkıştıracak. Avrupa'ya ihracat yapmamız çok daha zorlaşacak. Bu gerçeği görmek zorundayız. Borç bulmamız her geçen gün biraz daha zorlaşacak. Bu zorluklar
döviz girişinin önünde çok büyük bir engel olacak. Bir günlük, iki günlük, üç günlük geri çekilmeler ya da 10 kuruşluk, 20 kuruşluk geri çekilmeler benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü gerçekler ortada. Dünyanın gittiği nokta ortada. Türkiye'nin sıkıntıları ortada. Bu sıkıntılar gündemdeyken doların gevşemesini düşünmek ya da düşeceğini söylemek ya kasıtlıdır ya hayal kurmaktır. Dünyada dolar endeksi de geri çekildi. Şu anda 97 seviyesine kadar gevşemiş bir dolar endeksi görüyoruz ve doğal olarak buna bağlı da Türkiye'de de dolar kurunun geri çekildiğini görüyoruz. Tekrar 100'ün üzerine gittiğinde endeks, ki gitme ihtimali çok yüksek arkadaşlar, hala dünyanın en güvenli limanı olarak Amerika ve dolar görülüyor. Onun için sizlere hep söylüyorum, bir kez daha söyleyeceğim arkadaşlar. Lütfen panik hareketlerden uzak durun. Biraz da altın konuşalım. Altında çok agresif hareketlerle karşı karşıya kalacağımızı söylüyorum, biliyorsunuz. 3 Kasım meselesi vardı. Onu konuşuyoruz zaten. Trump sürekli ortamı germeye devam edecek. Çin-Amerika ilişkileri sürekli gerilecek. Dünyada yeni gerilim ortamları da doğacak. Sosyal meselelerin doğmasıyla birlikte. Riskin büyümesini beraberinde getirecek. Riskin büyümesiyle birlikte altına olan talep de her geçen gün biraz daha artacak arkadaşlar. Bunu zaten konuşuyoruz. Uzun uzun konuşmayalım bir daha. Yeni bir haber var ki bence çok kritik ve önemli. Gözlerden kaçmış olabilir. O anlamda sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünyanın en büyük mücevher şirketlerinden birisi, hatta en büyüğü olarak kabul ediliyor, Pandora. Pandora şöyle bir karar alıyor. Altın ve gümüşe olan bağımlılığını sona erdirebilmek için artık yeni çıkartılacak altın kullanmayacağım, geri dönüşüm yapacağım diyor. Yani piyasadaki altını kullanacağım diyor. Pandora'nın yüklü bir şekilde piyasadaki ikinci el altını çekeceği anlamına geliyor. Bu kadar büyük montanlı alımların da altın üzerindeki etkisi de aynı oranda olur. İşte o zaman biz altının onsunun daha da yükseldiğini görürüz. Bir yanda riskler, bir yanda bu tür firmaların ben madenlerden altın almayacağım kardeşim, oradaki fiyatlar beni ilgilendirmiyor kardeşim, ben piyasadan alacağım, daha garantili, daha emin ve daha hızlı bir şekilde alım yapacağım demeye başlamasıyla birlikte emin olun altın fiyatları çok daha hızlı yükselecek. Altının onsunun yükselmesi ve bir yandan da dolar üzerindeki risklerle birlikte doların yükselmesi de Türkiye'de gram altın fiyatlarını da yukarıya fırlatacak. Şu anda 378, 77, 76 ya da 79 seviyesinde gördüğünüz gram altın fiyatları emin olun birkaç ay içerisinde hayal olacak. O fiyatları belki bir daha hiç görmeyeceğiz. Altında çok sert, agresif yükselişlerle karşı karşıya kalacağız. Koşullar değişmedi, durumlar değişmedi. Altına olan talep her geçen gün biraz daha artacak. 1760 doları kırması durumunda, ki kırma ihtimali çok yüksek artık, 1800 doların üzerini göreceğiz altın onsunda. 1800 dolarlık altın onsu bütün algıyı değiştirecek. 1860'ın kırılmasını çok daha kolay hale getirecek. 1860 kırıldıktan sonra da zaten altının onsu üzerindeki kademelerin tamamı boş. Sadece psikolojik bazı direnç noktaları olacak, oralarda takılacak ama çok hızlı bir şekilde 2000-2500 dolar aralığına gidecek ve her geçen gün yeni rekorlarla karşı karşıya kalacağız. Ta ki pandemiyle ilgili sıkıntılar, ekonomik verilerle ilgili sıkıntılar sona erene kadar. Bütün bunlar sona erdiğinde evet altında bir gevşeme görebiliriz. Orada bile koşullar önemli. Eğer ki orada da altın üretimi azalırsa ya da altın üretim maliyetleri her geçen gün biraz daha artarsa ve bu tür firmalar bu yüksek maliyetler nedeniyle rezervlerden almak yerine piyasadaki altını çekmeye devam ederlerse emin olun o zaman o 2000-2500 dolar aralığı bir kez daha aşağıya gelmeyebilir. O seviyelerden artık daha yukarıları denemeye başlayabilir altının onsu. Bu da gram altında hayal bile etmediğiniz seviyelere gelinmesi anlamına geliyor arkadaşlar. Onun için hem altın hem de dolardaki pozisyon almış dostlarıma şu anda şunu söyleyebilirim. Elbette bir yatırım tavsiyesi değil ama sizler küçük yatırımcısınız ve uzun vadeli işlemler yapıyorsunuz. Öyle de yapmalısınız. Kaldıraçlı işlemlerden uzak durmalısınız, günlük alsatlardan uzak durmalısınız. Bunları yaparsanız, beklemeyi bilirseniz, pozisyonunuzu bozmazsanız, paniklemezseniz, sakin kalırsanız, ekonominin bir rakam bilimi değil aslında bir davranış bilimi olduğunun iyiden iyiye farkına varırsanız emin olun
bu işte bir zararınız olmaz, kafanızda rahat olur. Ama panik yaparsanız büyük zararlarla karşı karşıya kalırsınız. Bir kez daha sizi uyarmak istiyorum sevgili dostlar. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyorum. Aynı zamanda videoyu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza üye olabilirsiniz. Bana destek verebilirsiniz. Ve tabii ki aynı zamanda beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.